Minecraft'ın Java sürümü 2009 yılında, Bedrock sürümü ise 2011 yılında piyasaya çıktı. İkisi de özünde Minecraft olsa da aralarındaki farklılıklar oldukça fazla. İşte bu videoda iki sürüm arasındaki farklara bakacağız. Videolarımı izleyenlerin birçoğu kanalıma abone olmadığı için eğer abone olursan çok sevinirim. Ayrıca şu an Discord sunucumda bir tane Minecraft Premium hediye ediyorum. İçinde Bedrock ve Java sürümleri de bulunuyor. Çekilişe katılmak istersen Discord linki açıklamada. O zaman bu iki sürümü kıyaslamaya başlayalım. Mercanları bilirsiniz. Eğer onları bulmak istiyorsanız sıcak okyanuslara gitmeniz gerekiyor. Ve bu mercanların Bedrock sürümünde tek bir yüzü bulunuyor. Hatta güzel bir açı tutturursanız mercanlar hiç gözükmez. Java sürümünde ise mercanların iki yüzü bulunuyor. Mojang bir şey mi anlatmaya çalışıyor acaba? Java'nın ana menüsü bu şekilde gözüküyor. Bedrock'ın ana menüsü ise bu şekilde. Açıkçası buradaki en büyük fark Bedrock'ta karakterimizin görüntüsünü dışarıdan görebilmek ve ayrıca bir market var. Bunların dışında Java'da çok oyunculuğa direkt ana menüden ulaşabilirken Bedrock sürümünde bu kısım dünyaların yanına taşınmış. İpeksi dokunuş büyüsüyle blokları olduğu gibi parçalamadan veya değişikliğe uğratmadan alabilirsiniz. Ve şöyle garip bir şey var, Java sürümünde toprak yolu ipeksi dokunuş ile kırdığınızda elinize normal toprak geliyor. Ancak Bedrock sürümünde aynı şeyi yaptığınızda toprak yolu direkt elde edebiliyorsunuz. Bedrock sürümünde alevden çehre büyük kitabı sayesinde TNT, mum, kamp ateşi gibi eşyaları yakabilirsiniz. Ancak Java sürümünde büyük kitaplarında bu tarz ek özellikler bulunmuyor. Java sürümünde öldükten sonra yeniden doğmak veya ana menüye gitmek dışında hiçbir etkileşim yapamazsınız. Ancak Bedrock sürümünde ölüyken bunların yanında sohbeti de açabiliyorsunuz. Bu sayede öldükten sonra konumunuzu öğrenebilirsiniz. 1.19 versiyonunda oyuna eklenen mangrove bataklığının iki sürüm arasında boyut farkları da bulunuyor. Mesela Bedrock sürümünde mangrove bataklığı kelimenin tam anlamıyla devasa bir biyomken Java'da küçücüktür. Hatta bayağı küçük. Bedrock ve Java sürümlerinde diğer bir fark gübre varilleriyle alakalı. Mesela gübre varilinde kemik tozu üretmek için 79 farklı eşya kullanabilirsiniz. Ama Bedrock'ta kemik tozuna çevirebileceğiniz bir tane daha eşya var. O da çimli toprak. Bunu neden Java'da yapamıyorsunuz bilmiyorum ve böyle bir fark oldukça anlamsız. Sıradaki fark çit kapıları ve taş duvarların envanterdeki görünüşleriyle alakalı. Açıkçası taş duvarın farklı görünmesiyle ilgili sorunum yok. Ancak Bedrock'ta çit kapısının envanterdeki ve yerdeki görüntüsünün farklı olması hiç hoşuma gitmedi. Çitlerden bahsetmişken Bedrock sürümünde çitlerin ve pistonların üzerine düğme koyabilirsiniz. Aynı zamanda pistonları da çalıştırabilirsiniz. Ancak Java sürümünde bunu denediğinizde pistonun üzerindeki buton yere düşer. Ayrıca çitin üzerine de buton koyamazsınız. Minecraft'ta zehirlendiğinizde efekt bitene kadar hasar alır. Ama eğer ki hardcore modunda oynamıyorsanız Java sürümünde canınız yarım kalpte kalır. Bedrock sürümünde ise yediğiniz zehirden dolayı canınız bir kalpte kalır. Bazı biyomlarda yatay ağaçlar var. Evet, bu sadece Bedrock sürümünde bulunan bir özellik ve bence dünyayı daha güzel ve mantıklı hale getiriyor. Ancak bu olay Java sürümünde maalesef yok. Bunu yapmak ne kadar zor olabilir acaba? Java sürümünde artık herkesin bildiği bir hata var. Farland. Peki Bedrock sürümünde hiç hata yok mu? Aynı Java sürümünde çok uzaklara gittiğinizde yaşadığınız yer şekillerinin bozulması gibi Bedrock'ta da böyle bir durum yaşıyorsunuz. Tabii ki bunu yapabilmek için doğma noktasından milyonlarca blok ileriye gitmeniz gerekiyor. Giderken dünya gitgide bozuluyor ve koyduğunuz eşyalar garip gözüküyor. Bu hata Java sürümündeki Farland hatasından çok daha beter. Java sürümünde isterseniz oyunun başlatıcısı üzerinden oyundaki ilk sürümlere bile gidebilirsiniz. Ancak Bedrock sürümünde böyle bir şey yok. Güncelleme yaptığınız takdirde sürekli en son çıkan sürümü oynuyorsunuz. Tabii ki Bedrock'ta 3. parti yazılımlar sayesinde eski sürümlere girebilme imkanınız var. Ancak bahsettiğim bu konu başlatıcı üzerinden girişler için geçerli. Ayrıca Bedrock sürümünde giriş için başlatıcıya ihtiyacınız yok. Direkt giriş yapabiliyorsunuz. Bedrock sürümünde eğer ki hileleri açarsanız oyunu oynarken hiçbir başarım alamazsınız. Ancak Java sürümünde başarım alabiliyorsunuz. Yani ikisi de bir açıdan mantıklı geliyor. Neden iki sürüm arasında böyle küçük farklılıklar yapıyorlar gerçekten anlamıyorum. Sadece Bedrock sürümünde bulunan komutlar var. Mesela sunucuya kaç kişi girebileceğini oyun içinden ayarlayabiliyorsunuz veya etraftaki chunkları hızlı şekilde komutla yükleyebiliyorsunuz. Bunlar oyun içi özellik, yani harici eklentilerden bahsetmiyorum. Java'da bu tarz özellikler oyun içinde bulunmuyor. İki sürümde de bir sandığın üzerinde tam bir blok varsa sandık açılmaz. Ancak Java sürümünde sandığın üzerine yarım blok, tarım arazisi veya merdiven gibi şeyler koyarsanız sandık açılır. Bedrock sürümünde bu tarz bir şey yapamıyorsunuz. Eğer sandığın üzerinde herhangi bir blok varsa sandık açılmıyor. Bedrock sürümünde ekran fotoğrafı çekebiliyorsunuz ama Java'daki gibi F2 tuşuyla değil. Gerçi genellikle Java sürümünde F2 tuşuna basarak yanlışlıkla ekran fotoğrafı alıyoruz. Yanlışlıkla olsa da F2 tuşuna basarak yüzlerce nostaljik fotoğraf kaydetmiş olabilirsiniz. İşte bende olan birkaç tane fotoğraf. İki
İki sürüm arasında balçıklar da farklı. Görünüşlerinden bahsetmiyorum. Mesela bir somon balığını 24 blok yukarıdan bıraktığınızda Java sürümünde yavaşlayarak durur. Ancak Bedrock sürümünde çok daha fazla yukarıya çıkarak tarihte ilk uçan balık başarımını kazanıyor. Sivri damla taşları kullanarak Java sürümünde tuzak yapabilirsiniz. Ancak bu sadece Java sürümünde çalışıyor. Yapmanız gereken oldukça basit. Bir end portalın üzerine sivri damla taşları yerleştirin, ardından üzerindeki blokları kırın. Arkadaşınız da end'e geçtiğinde bu sayede canını azaltabilirsiniz ya da öldürebilirsiniz. Bedrock sürümünde uyuyan bir köylüyü vagona veya tekneye bindirebilirsiniz. Ancak Java sürümünde vagona veya tekneye bindiremezsiniz. Fantomlar. Evet, şu oyunda en gereksiz canlı. Neyse, bu canlılar size saldırdığında Java sürümünde 1 kalp hasar verirken Bedrock sürümünde 2 kalp hasar vuruyor. Neyse ki Java oynuyorum. Bedrock sürümünde Deni ve Elov adında bloklar vardır. Ancak Java'da bu bloklar maalesef yok. Peki bu bloklar ne işe yarıyor derseniz, kısacası oyuncular Elov bloğunun bulunduğu yere blok koyabilir. Ancak oyuncunun yetkisi yoksa Deni bloğunun bulunduğu yere blok koyamıyorlar. Bu Java sürümünde Claim plugin ile yapılabiliyor. Ancak Bedrock'ta bu özelliğin direkt oyunun içinde bulunması aşırı iyi. Bedrock ve Java sürümlerinde ejderha yumurtasının renkleri farklıdır. Ayrıca Java sürümünde yumurtanın hitboxları sayesinde yanından geçebiliyorken Bedrock'ta geçemiyorsunuz. Çünkü tam bir blok olarak sayılıyor. Java sürümünde 1.16'da eklenen ve benim aşırı sevdiğim bir özellik bulunuyor. F3 ve F4 tuşlarına bastığınızda oyun modunuzu değiştirmek için bir panel çıkıyor. Buradan hızlıca oyun modunuzu değiştirebiliyorsunuz. Bu olay maalesef Bedrock'ta yok. İki sürümde de bariyerler bulunuyor ve kısacası oyundaki amacı görünmez duvar oluşturmak. Java sürümünde bariyeri yerleştirdiğinizde sabit bir şekilde durur. Ancak Bedrock sürümünde bariyerler size bakar. Nereye giderseniz gidin sizden gözlerini asla ayırmazlar. Kural 1. Gözünü rakibinden asla ayırma. Bedrock sürümünde karakterler gözlerini kırpabiliyor, ancak Java sürümünde böyle bir özellik yok. Bedrock sürümünde çağırdığınız neredeyse her bir köylünün bir mesleği olur. Ancak Java sürümünde köylü çağırdığınızda işsiz olurlar. İş vermek için iş istasyonu koymanız gerekir. Geçen Twitch'te canlı yayında Survival oynarken hazine haritası buldum ki seri hala devam ediyoruz. Kaçırmak istemezsen her gün saat 17 gibi yayındayım. Neyse, chat'e hazinenin chunk içindeki konumunu sordum. Chunk'ın içinde 9'a 9 konumunda olduğunu söylediler ve hızlıca o kısmı kazıp hazineyi elde ettim. Java'da F3 özelliği gerçekten hayat kurtarıyor. Ancak Bedrock sürümünde F3 olmadığı için etraftaki blokları teker teker kazıp hazineyi bulmanız gerekiyor. İki sürüm arasında yemek yeme animasyonları da farklı. Gerçi animasyon dedim de Java sürümünde yemek yediğinizde animasyon gözükmez. Ancak Bedrock sürümünde yemek yediğinizde eliniz ağzınıza gidiyor. Böyle bir animasyon olması açıkçası güzel olmuş. Dünyanın en alt kısmında katman kayası bulunuyor ve katman kayasının altına blok yerleştiremezsiniz. Ancak bu sadece Bedrock için geçerli. Çünkü Java'da katman kayasının altına shulker koyabiliyorsunuz. Peki sizce hangi sürüm daha iyi? Java mı, Bedrock mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bütün yorumları okuyorum. Ayrıca çekilişi kaçırmamak için Discord sunucuma gelmeyi unutma. Linki açıklamada. İzlediğin için teşekkürler.